musunuz bunu demeyi bağımsız medyadan ya da işte muhalefetten beklenir bunu söylemek, değil mi? Hayır. Süleyman Soylu başta, hepsi dediler ki bakın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta, bu konuda elimizde yeterli herhangi bir delil, şüphe, bir şey yok. Yok, evet. Bakıyoruz, yok yani, yok. Ne bir görüntü var bu konuda elimizde, ne bir işte şey var, delil var, hiçbir şey yok. Ama olay bu yöne çekiliyor kimileri tarafından. Derken dün Antalya'dan bir görüntü geldi. Bir asker, komutan diye geçiyor. Ben çok göremedim rütbesini. Çevredeki gençlerle konuşuyor. Çünkü çevredeki gençler ormanları PKK yakıyor diye ayaklanmış. Askeri görevli de diyor ki, şimdi bakın diyor, bunları tespit etmişler çünkü. Bir sevmedikleri birinin arabasını, plakasını alıyorlar. Bir böyle işte yangın görüntüsüne ekliyorlar, yayıyorlar. Karşı tarafta bunlar için bunu yapıyor. Bu doğru değil. Bu yaptığınız doğru değil diye. Bunu yapanlar, yani komutanın yapmayın diye seslendiği gençler PKK'lı değil. Oradaki köylü gençler. Neden bunu yapıyorlar? Bir kenara, bunun tartışması ayrı. Bakın komutan onları nasıl uyarıyor. Bahri'nin eski muhtarı Mehmet muhtarım aradı. Açtım böyle. Megafonu da verdim, dedim ki muhtarım şey plakayı söyledi. Komutanım bu benim eniştemin plakası. Anlaşıldı mı? Sizin o üye olduğunuz WhatsApp gruplarından birbirinize düşürmek için sürekli yanlış plaka atıyorlar. Burada çevireceksiniz, linç edeceksiniz. Ondan sonra başınıza büyük olaylar gelecek. O üye olduğunuz WhatsApp grupları takip ediliyor. Bunların hepsinden silin ve bu tür haberlere inanmayın. Gerçekten şüpheli bir durum olduğu zaman 112'ye bildirin, bizi yönlendiriyorlar. Sizlerin böyle yollara düşmesine gerektirecek bir şey yok. Her gün en az bir sürü molotof kokteyli atılıyordu. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yakalanan arkadaşlar da serbest kaldı. Suçsuz oldukları için bir sürü aracımız zarar gördü. Sizlerin yaptığınız bu hareketler bizim zamanımızı alıyor. Bakın üniformalarımızın hepsi terden kir tuttu yani. Çarşamba günü başladı değil mi yangınlar? Daha evimize gidemedik. Birer saat, iki saat gidiyoruz. Bu bizim görevimiz. Biz gerekirse hiç gitmeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Volkanım, monotop yok. Bir saniye. Bekle, ben konuşuyorum. Kesinlikle sözümü kesmeyin. Tamam mı? Böyle bir olay yok. Atılan bütün plakaları biz değerlendiriyoruz. Sizleri birbirinize kırdırmak istiyorlar. Sizlerin arasında bak panik yaratmışlar. Herkes ya, böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar terörist olmasına imkan yok burada. Hedeflenen şey bu. Yani yapmayın. Senin plakanı verecekler. Yapmayın. Seni çardakta tamam tanımayacaklar. Seni linç ettirecekler. Seni öbür tarafa verecekler. Seni tanımayacaklar. Seni linç ettirecekler. Hepimizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Gerçekten bizim tamam aradığımız molotofçu yok. Bakın. Sırt çantalı ihbarı geliyor. Varıyorsun. Burası turizm bölgesi. Genelde insanlar yaya değil mi? Evet. Yukarıda çöplük bölgesinde de bugün komutanım şüpheli vardı. Namazda Kur'an-ı Kerim çıktı. Nasıl ne arıyorsun? Ya arkadaşlar yapmayın. Bakın başınıza büyük bir olay gelecek. Ondan sonra efendim hemen bir görüntü gelecek. Çok sıcak, belki de günün görüntüsü. Anka Haber Ajansı geçti az önce. Bir görelim. Hatırlayacaksınız, Emre Kınay demişti ki nerede bu tomalarınız? İnsanların üzerine su sıkıyor ya. Hadi gitsin de yangında kullanın bunları demişti. Emre Kınay'ı duymuşlar. Bakın sosyal medyanın faydaları, bakınız. Evet. Muhtemelen Ankara'dan giden bunlar tomalar. Damperli kamyonların üzerinde gidiyorlar. Ankara'dan gittiklerini tahmin ediyoruz. Henüz daha 16 Bursa'da olabilir. Yani plakalardan anlamaya çalışıyoruz. Ama bu görüntü Afyonkarahisar Denizli karayolunda çekilmiş. Şu anda yangın bölgesine doğru gidiyorlar. Nihayet duymuşlar. Ya böyle işte bakın. Sonunda
Çemkirip çemkirip, o lafı da çok severim. Dediğimize gelirsiniz, uçak kiralamaya, ek uçak kiralamaya gidersiniz. Mecbur olduğunuzu fark edersiniz. Çemkirip çemkirip tomaları gönderirsiniz. Çok daha önce yapmanız gereken şeyler bunlar. Şüphesiz, şüphesiz. Ayşen Hanım, şimdi bakın devletin böyle olağanüstü günlerde, zor zamanlarda Emasya protokolü diye bir protokolümüz var da bizim. Yani burada valiler yetkilidir zaten şeyde. Bu olağanüstü bir durum yaşanıyor ortada. Yani devletin askerisinde bulunan, işte bu tarz emniyette bulunan araçların kullanılmasından daha doğal bir şey olabilir mi? Yani şimdiye kadar bunları akıl etmemeleri dahi bir akıl yoksunluğunu bize ortaya çıkartıyor. Yani siz bir yandan daha yurt dışından uçak gelme anlaşmaları yapacaksınız. Elinizin altında su sıkma kapasitesine sahip araçlar var. Yani bunların hepsi seferberlik edilir. Bunların hepsi zaten yurt görevi içindir bizim bunların hepsi. Tomalar sadece halka karşı su sıkmak için kullanılmayacak ya. İşte bakın bu durumlarda bu su taşıyan tomaların kullanılması... Yani Emasya protokolü çerçevesinde zaten olması gereken kurallardan da bir tanesi. Yani o böyle bir olağanüstü durum ne zaman oluyor yani? İşte bu durumda olmuş ve kullanacaksınız. Jandarmanın elinde Türk Hava Kurumu'ndaki hava söndürme araçlarına benzer araçlar olduğu ifade ediyor. Bunlar niye kullanılmıyor Ayşe Öner Hanım? Yani vahim bir tablo. Ya. Yani askerin elinde araçlar var. Yani su atabilen, su sıkabilen hava araçları var. Türk Hava Kurumu'nda ne varsa orada da aynıları var olduğu söyleniyor. Hatta 19 tane olduğu ifade ediliyor. Yani bunlar niye kullanılmıyor? Yani bu bir neden? Şimdi bunu anlamak gerçekten mümkün değil. Bu tabii bunlar tabii çok zor şartlarda kullanılması gereken şeyler. Sanırım iktidar, yani kardeşim o kadar da sizin belirttiğiniz gibi ortada böyle vahim tablo yok dememek için bunları yapıyor. Biz hala kendi içimizde. Ama ortada vahim. Her şey ortada. Ayan beyan ortada. Bakın gelinen nokta bu karşı çıkıyorlar. Yok Emasya protokolü uygulamaz etmez diye. Onun uygulandığı günlere geldik şimdi. Dolayısıyla bir yönetme aczi, yönetme kabiliyetinin sıfır olduğu çöken bir iktidar. Her aşamasıyla öyle. Yani bu kararların da ilk günden alınması gerekirdi Ayşen Hanım. Uçağın yoksa su olacak, her türlü aracı kullanacaksın. Şimdi İspanya'dan bize, Hırvatistan'dan uçak gelecekmiş. Belki bugün geldi bir tanesi ya da iki tanesi. Ne bu uçaklar? Türk Hava Kurumu'ndaki bakımını yapmadığımız uçakların aynısı. Ya. Ya şimdi hakikaten insanın buna söyleyecek çok söz var da, şimdi televizyonlarda biz de nezaketimizi bozmayalım. Yani isyan ediyoruz. Herkesin yüreği yanıyor, parçalanıyor. Kolay değil. O yurttaşlarımız hayatını kaybetmiş, bir sürü hayvan telef olmuş... evler yamış, bir anılar yok olmuş, ormanlar yok olmuş, arılar yok olmuş. Yani böyle bir tablo ülke yok olmaya gidiyor. Ya yani bir ülkenin yöneten iktidarın birinci derecedeki rolü ülke topraklarına sahip olmasından geçer. Ülke topraklarını koruyamıyor bunlar. Anayasal suç işliyorlar. Anayasadaki görevlerini yapmıyorlar. Böyle bir vahim bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu iktidarın Türkiye'ye vereceği hiçbir şey kalmadığı uzun zamandan beri görüyor ve söylüyorduk. Bu son orman yangınları çöken bir iktidarı bize aczini bir kez daha gösteriyor. Bundan da üzülüyoruz açıkçası olanakların kullanılmaması yönünden. Neden üzülüyoruz? Çünkü bu iktidarın beceriksizliği yüzünden olan Türkiye'nin bütün yurttaşlarına oluyor, toprakların oluyor, ormanlar oluyor, içinde yaşayan canlılarına oluyor ve böyle bir beceriksiz iktidarın Türkiye'ye getirdiği tablo işte yabancı bir basın mensubunun isyanlarında çok net kendisini